Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşırın. İkonova'da yaşam başlıyor. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki 1100 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunan ve 20 bin nüfuslu Merveşehir mahallesindeki 9 apartman ve bir caminin bodrum katında bir daire büyüklüğünde yüksek gerilim trafosu bulunuyor. Yaklaşık 19 yıldır bulunan trafolar nedeniyle bomba üstünde yaşam sürdürdüklerini belirten mahalleli, trafonun sesinin bile kendilerini korkutmaya yeterli olduğunu söyledi. Ses nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirten mahalleli, trafo sesinin zaman zaman evlerdeki ampullerin patlamasına bile neden olduğunu ileri sürdü. Her an trafonun patlama ve yanma tehdidiyle yaşadıklarını anlatan mahalleli, bir an önce trafoların kaldırılmasını istedi. Tamam. 1997 yılında mahalle kurulduğu zaman bu binaların aydınlatmasını bölge bölge ayırmışlar, 9 bölgeye bölmüşler. Her binanın altına birer tane trafo değil de artık canlı bomba diyelim yani. Bomba yerleştirilmiş. Ben iki dönemdir uğraşıyorum. İlgilenmediğim, durumumuzu arz etmediğim bir kurum veya kuruluş kalmadı. Hatta 2002 yılında bizim Nasrettin Hoca apartmanının altında da var trafo. Orada bir kapıcımız çarpıldı, cereyana çarpıldı, ölümden döndü. Yani illaki bir can kaybı olması lazım. Yani kimse empati yapmıyor, halimizden anlamıyorlar kimse. Yani bunu bir an önce müessif bir olaya sebebiyet vermemek için el atılması lazım. İnsan devamlı şikayet geliyor bize, devamlı uğultu sesine. Bak şu anda da belki duyuyorsunuz yani uğultuyu. Bu uğultunun üzerinde insanlar oturabilir mi? Kaç bazı katılı, binalar 5 katlı, bazı binalar 8 katlı, bazıları işte 6 katlı, değişik böyle. Kaç daire oluyor yaklaşık? Aşağı yukarı yani en düşüğü 30 daire. Ampullerimiz kırılıyor, patlıyor diyorlar yani bu uğultudan. Tabii. Olsa bu Karadeniz fıkraları, Nasrettin Hoca fıkralarında olacak şey yani. Bu sanki dışarıda yer yokmuş gibi bu zamanda konmuş buraya bu trafolar. Yani bunun bir an önce çıkartılması gerekiyor buradan. Şöyle ben geçinirde de görüştüm, enerji sahayla da görüştüm, müdür beyle de görüştüm. Bizim burası kuruluşta site şeklinde olarak, kağıt üzerinde site olarak kurulmuş bizim mahallemiz. Ama koca bir 20 bin nüfuslu bir mahalle. Ben bunu defalarca, müteahhit defalar ilgili kişilere de söyledim. 9 tane binamız var, bir tane de camimiz var. Aynı bu şekilde, aynı bu şekilde. Ben buraya gelirim. 5 sene geçirdim. 4 senede ben yöneticiyim. 4 seneden beri de muhtarımızla bu trafo yönünden diyalog içindeyiz. Yangın çıktı. Trafoda yangın çıktı. Bütün bina dışarı çıktı. Binayı bir kere sel bastı. Trafo binasının içine sel girdi. Su girdi. Gürültüden, patırtıdan, yangından, patlamadan artık bina sakinleri beni sıkıştırıyor. Ben muhtarımızı sıkıştırıyoruz. Muhtarımızın gitmediği yer kalmadı yani. Geldiler buraya yangın çıktılar, kapı döşediler, yüzünden döşedi gittiler. Yani bir çocuk oraya bir çivi çaksa kapıya, yandı. Patlama oluyor. Yangın çıktı, patlama oldu. Gelsin baksın, bir ayaklara hep çatlama var. Binanın altındaki ayaklarda çatlama var. Ya bombanın üstünde oturuyor bina, daire değil bina. 23 daire bombanın içinde oturuyor yani. Yani illaki bir vatandaş veya bir dairenin çökmesi mi lazım? Kabloların falan. İşte kapılar yüzden çekilmiş. Ta ki direğe kadar. Buyurun devam bu edelim. Şey nereden çıktı? Yangın nereden çıktı? İçeriden. Yani bu kablolardan mı çıktı? Bu kablo değişti. Yangın çıktı. Bu kablo içeriden ta direğe kadar değiştirdiler. Yeniden değiştirdiler. Sonra evet. Gelir kapatırız dediler. Böylece kaldı. Kaç kere de söylüyoruz yani. Çocuğun biri gelip buraya çivi çaksa ne olacak? O trafoya mı gidiyor abi? Trafoya gidiyor. Trafodan çıkıp direğe gidiyor burada.